Herkese merhaba, ben Nesim Ulusoyoluları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sivas yöresine ait muhteşem lezzetli bir içli köfte tarifimiz var. Usta ellerden öğrendim ve gerçekten yemeğe doyamadığım bir lezzetti. 1 kilo orta yağlı kıymamıza bir baş soğanımızı doğradık, güzelce kavurduk. Kavrulduktan sonra üzerine tuz, karabiber, hafif acı pul biber ve en önemlisi yeşil olan kuru reyhandan ilave ettik ve güzelce harmanladıktan sonra buzdolabına soğuması için bıraktık. Köftenin dış harcı için de yarım kilo ince köftelik bulgurumuza bir su bardağı irmik ilave ettik ve tepsimizin üzerine sıcak kaynar suyumuzla bulgurlarımızı ıslattık ve üzerine örterek 15 dakika kadar dinlendirdik. Bu esnada bulgurlar suyunu çekti ve güzel pıtır pıtır bir hal aldı. Tane tane döküldüğünü görebilirsiniz ve iyice soğudu. Soğuduğu için üzerine yumurtamızı kırdık ve bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettik. Rahat yoğurabilmek için yere aldık ve bu şekilde eze eze yarım saat 40 dakika kadar bütün püf noktası bu güzel hamuru yoğurmakta. İçine bir yemek kaşığı kadar un ilave ettik ki daha güzel tutsun hamurumuz birbirini. Ve yaklaşık bu harcımızın içine 150-200 gram kadar çiğ kıyma ilave ederek kıymayla bulguru birbirine çok güzel yedirerek eze eze yoğurmaya devam ettik. Ve ara ara hafif yumruğumuzla bulgurlu harcımızı sıkarak dağılıp dağılmadığını kontrol ettik. En son da küçük bir top yaparak yanımızda bulunan su kasesinin içine yaptığımız o bulgurlu topu attık. Dağılıp dağılmadığını bir süre kontrol ettik. Artık dağılmadığını gördüğümüz zaman hamurumuzun tamamen birbirini tuttuğunu anlamış oluyoruz. Bu şekilde bir püf noktası var. Ve sonrasında yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde toplar koparttık. Avucumuzun içini ve işaret parmağımızı suyla ıslattık. Önce bir delik açtık. Sonrasında parmağımızla işaret parmağımızla bu hamuru hafifçe ezerek ve yayarak bir koni şekli oluşturduk. Burada hamurun çok ince olması ama gereğinden fazla da ince olmaması önemli. Kıvamı birkaç milimlik bir hamur harcı gibi düşünebilirsiniz. İçine 2-2,5 tatlı kaşığı soğumuş olan kıymalı harcımızı ilave ettik ve kapatırken fazlalığını toplayarak koparttık, attık ve birleştirdiğimiz yerleri elimizi hafif ıslatarak sıvadık. Burada çatlak oluşturmadan bu topu yapıyor olmanız çok önemli ve hafifçe avucunuzun içinde sıkıştırmanız ve bulgurlu harcın iyice birbirini tutmasını sağlamanız önemli. Ben ilk defa denedim. Başlarda biraz zorlandım ama sonrasında zannederim başardım. Çok keyifliydi. Tabii ki yöresel lezzetler, emek isteyen lezzetler. Hazırlaması biraz zaman alıyor ama yerken çok lezzetli oluyor. Bütün emeğinize değiyor. Biraz tecrübe etmek burada en önemli püf noktalarından bir tanesi bu hamuru açma işi. Sonrasında biz bu harçtan 41-42 tane köfte elde ettik ve onların üzerini kapatarak dinlenmeye aldık. Kurumamaları için iyice. Sonrasında güzel büyük bir tencereye su kaynattık ve içine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettik. Bizim tenceremiz büyüktü. O yüzden rahatlıkla onu pişirmek için bir seferde yeterli oldu. Ama siz iki seferde de pişirebilirsiniz. Kendi tencerenizin boyutuna göre. Bu köfteleri pişirmeye devam ederken çok güzel böyle 150-200 gram kadar tereyağımızı da kısık ateşte güzelce böyle kavurmaya başladık. Kaynar suya attığımız köfteler piştiğinde burada gördüğünüz gibi suyun yüzeyine çıkıyor. Bizim köftelerimizden birkaç tanesi çatlamış ve o yüzden içindeki yağlı ve kıymalı harç suyun dışına biraz taşmış ama çok da sorun etmedik. İnsan eliyle yapılan bir şey durduğunda bazen çatlayabiliyor. Ve bu şekilde servis tabağımıza aldık. Baharatıyla lezzetlendirilmiş mis gibi tereyağıyla, reyhanıyla enfes lezzetliydi. Afiyet olsun.